Örnek projemize devam ediyoruz. Öncelikle kapılardan başlayalım. Şu anda birinci kattayız. Buradan zemin kata da geçiş yapabiliriz. Zemin kat ve birinci kat arasında geçiş yapmak için kontrol tuşuna basıp yön tuşlarını da kullanabiliriz. Yani kontrol tuşu yukarı yön tuşuna basarsak birinci kata çıkar. Kontrol tuşuna basıp aşağı yön tuşunu kullanırsak klavyede bir aşağı kata hızlı bir geçiş sağlamış oluruz. Şimdi üst kattan kapıları eklemeye başlayalım. Bunun için tasarım menüsünden kapı aracını aktif hale getiriyorum ve buradan bir kapı modeli seçelim. Evet, tek kanatlı bir kapı olsun. Hemen bu kısımdan menteşeli kapı ayarları kısmından kapı kanadı kısmına gelelim ve buradan bir kapı kanadı seçelim. Diyelim ki şöyle bir şey olsun. Bunu seçtik. Kasa ve kanat ayarlarını aynı bırakalım. Evet, bunlar aynı kalsın. Sadece burada yapmak istediğim şu kısımdan, evet, şu kısımdan 2D detay seviyesini ölçeğe duyarlı yapmak istiyorum. Böylelikle ölçeği değiştirdiğim an kapının çizimi ölçeğe göre daha uygun bir görünüm elde edecektir. Evet, buradan uzaklık kısmını seçelim ve aynı zamanda kesişim noktaları arasındaki kısmı seçerek eklemeye başlayalım. Öncelikle buraya geldim. Tabii kapının köşe noktasından yakalamam gerekiyor. Diğer köşesinden. 20 santim şu aracımız aktif olduğu için duvarın üzerinde her 20 santimde bir yardımcı bir nokta oluşacaktır. Şu anda buraya tıkladım ve aşağıya işaretledim. Evet, ölçeği kapının detayını ölçeğe göre ayarladığımız için diyelim ki bunu 1/50 yaptık. Gördüğünüz gibi kapı daha detaylı bir görünüm elde edecektir. Şu anda 1/100 görünümde kalması yeterli. Evet, kapıya devam ediyoruz. Evet, kapının yönünü değiştirdim. Şurası banyo olacaktı. Evet, giyim odası. Evet. Şuradan ölç aracına tıklayarak veya klavyeden M tuşuna basarak bunun bir ölçüsünü kontrol etmek istiyorum. Şuradan şurası yaklaşık 410 santim. SC'ye bastım. Tekrar M'ye basarak şuranın ölçüsü de 140 santim. Bunu ben burası biraz dar kalmış. Şunu şöyle seçerek bir 40 santim kadar genişleteceğim. Evet, kapılarımız tamam. Şimdi bir aşağı kat için kontrol aşağı ok tuşuna basarak bir aşağı kata geçiyorum. Kapılarımıza burada devam edeceğiz. Burası mutfak olacaktı. Mutfak olacaktı. Şurası ise yaşam alanımız. İsterseniz buraya çiftli bir kapı ekleyelim. Burayı da kapatalım. Şurayı kapatalım ve çift kanat bir kapı ekleyelim. Evet, şöyle bir şey olabilir. Kapı kanadı kısmı böyle kalsın. Onu değiştirmeyelim. Yine 2D detay seviyesini ölçeğe duyarlı yapalım.
Kapı kanadı tipinde de şöyle seçsek. Hemen buradan 3 boyutlu görünümü de bakalım. Bu görünüm iyi. Ve tamama basarak kapımızı ekleyelim. Evet. Bunu da ortadan hemen şunu yarım yaparak şu duvarın ortasını yakalayacağım. Evet, şuradan hem ortayı seçtim. Buradan ise yarımı seçince duvarın orta noktasını yakalamış oluyorum ve şu duvarın tam merkezine kapımızı eklemiş olduk. Şimdi ben kapı ayarlarını değiştirdim. Buraya üstteki kapının aynısından eklemek istiyorum. Bunun için bir üst kata geçmek için yine kontrol ve ok tuşunu kullanacağım. Buradan kapının ayarlarını alıyorum. Şu kapının ayarlarını alacağım. Bunun için buradan parametreleri seç diyeceğim ve buradan kapımızı seçeceğiz. Evet, kapıyı seçtik. Kapının ayarlarını almış olduk böylelikle. Ve buradan yine ben kapı aracını tıklarsam ayarlarını almış olduğum kapı gelecektir. Buraya yine uzaklık yapalım. Evet. Sanırım bunu da bir 20 santim kadar veya 30 santim kadar sola taşısam iyi olacak. Evet, kapıyı da istersek şu orta noktasına tutup 15 santim sola taşıyalım. Evet, kapıları eklemiş olduk. Şimdi sıra pencerelere geldi. Aslında pencerelere geçmeden önce burada biz bir havuz yapacağız ve buraya büyük bir yerden başlayan sürgülü bir büyük bir kapı ekleyelim buraya aslında. Bunun için hemen yine kapı araçlarından bir kapı seçelim buradan. Evet, bunu seçelim. Kapının yerden yüksekliği 10 santim görünüyor. Ben bunu 0 yapacağım. Kapının yüksekliği 2.10 kalsın. Genişliği de yaklaşık 4 metre uygun olur sanırım. 4 metrelik bir kapı yapalım. Tabii 4 metre yapınca şurası çok genişledi. Burayı da ikiye böleceğiz. Bunun için de hemen buradan ayarları devam ettirelim. Evet. Kanat 1. Şu anda her bir kanat için ayrı tip kol seçebiliriz. Bunu da geçelim. Evet. İki tane ışıklık kısmımız var. Bu birinci ışıklık, bu ikinci ışıklık. Buradan ışıklık kısmını ızgara şekline getiriyorum. Gördüğünüz gibi. Şurada dikey ve yatay bölümlemeler var. Bunu istediğim kadar bölebilirim. Bu şu anda uygun görünüyor ve bunu ışıklık 2 yaparak aynısını buraya da atıyorum ve tamam tuşuna basacağım. Kapının orta noktasından yakalamak istediğimi belirttim ve buradan yine yarım seçerek tam ortaya yerleştirmiş oldum. Şimdi F5'e basarak projenin son halini görelim. Evet. Şimdi zemin kata geliyorum tekrar. Aynı kapıdan bir tane de şuradan veya şuraya yerleştirsek daha iyi olacak. Çünkü burada da bir bahçede oturma grubumuz olacak. Evet. Kapının açılış yönünü yanlış yaptık. Dışa açılış yaptık. Bunun için kapıyı seçtikten sonra simetri al. Evet, kapıyı seçtikten sonra buradan kapı ayarlarına gelip şuradan ters çevire tıklar isek kapımız diğer yöne doğru açılacaktır. Evet. Yine zemin kata geldik. Şimdi burada şu mutfak kısmı yine biraz küçük görünüyor. Bunu hemen yine düzenleyelim. Bu sefer hem üst katı hem alt katı birden
büyütmek istiyorum. Bunun için referans kısmını aktif hale getireceğim ve referans olarak da çalışılan katın üstünü işaretleyeceğim. Gördüğünüz gibi hem üst kat hem de alt katımız görünüyor şu anda. Buradan her iki katı aynı anda büyütmek için şunun koyu olanını seçmemiz gerekiyordu. Seçtik böyle. Şu noktadan alalım. Gördüğünüz gibi üst katta banyo duş kısmı büyümeyecek. Sadece dolap odası olan kısım büyüyecek. Şunu aşağı doğru. Evet, 1 metre kadar büyütelim. Evet, hem üst katımız hem de alt katımız büyümüş oldu. Buradan referansı yine kapatarak onu gizleyebiliriz. Evet, kapılar için son olarak bir tane de buraya ekleyelim. Bunun biraz genişliğini azaltalım. 3,5 metre yapalım. Evet. Bu dışarı açılsın. Evet. Alt kat ve üst kat kapılarımızı eklemiş olduk. Bir sonraki derste pencereleri eklemeye başlayacağız.